İki tane örneğim var. Çınar ağacını sakside büyütemezsiniz. Çiçek çıkmıyor. Balina balığını Karadeniz'e büyütemezsiniz. Alabalığın şöyle bir özelliği var. Eğer hava ısınırsa dağın tepesine doğru gider. Gidecek yeri olsa balık sıcak suda yaşayamaz. Ölümünü beklemez. Alabalık tutar kendisini dışarıya atar ve intihar eder. Bizde çok var Karadeniz'de böyle. Bu iki örnekten şunu çıkarıyorum. Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Kim buraya geleceksin, başka şeyin yok diyorsa kaziptir bu söz. Usta da zıttır. Kim nereden olursa olsun, kimin nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Aman bana gelsinler, dersi benden alsınlar, sebebi bana kazandırsınlar demek nefsin ve enaniyetin bir hilesidir diyor. Nerede diyordu? Kaç? Kaç kaç? 20. lema. Duymak istiyor. Demek ki aman ha gelmeniz lazım. Kazip bir laf. Yalan. Yalan. Düpedüz yalan. Abi tevhid-i kıble lazım. O cemaattadır o. İkide bir Süleymancılık, tarikatçılık, nurculuk yok. Bir tanesini tevhid-i kıble et. Cemaat içinde, gruplarda nereden istifade edeceksen oraya git. Bugün bu yudan, başka gün başka yerde. Usta şöyle değil mi? Sanırım. Bir evin ihtiyacı bir dükkandan satın alınmaz. Ütüyü gidip de fırından alamazsın. Nereden olursa olsun, nur mu kardeşim? İçerisine nur mu var? Git istifade et. Aman abi tevhid-i kıble lazım, kafan karışır. Kafası karışık olan diyor onu. Bak bu makamda oturarak söylüyor. Orada değil. O süreçleri biz de yaşadık. Çok güzel abilerden istifade etmemize mani oldular. Onlar da öldü şimdi. Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Çok güzel bir ders inşallah. Katkınız olursa, mevzunun içinde sorunuz olursa alırım. Dersin birincisi alaka. Yetiştirebilirsek ikincisi adiyat, üçüncüsü akibet. Üç tane kelime üzerinde duracağım. Birincisi alaka. Değil mi alaka? 90, görüyorsunuz 95 tane madde vardı. İndirirsen bakar, gösterir misin? Kaç tane bak, her bir paragraf bir. 10 tane falan vardır bak. O bitti. Bak bu kadar, hop. Yani 10 tane yoktur. 95'ten ayıkladım. 95 onu yazıyor. 95 tane cümle vardı. Ben size 10-15 tane cümle. Bir, ben bir lügat manasını vereyim. Sonra istila ve tabir manasına doğru seyahat edelim. Kainatta karşılığını dimada, enfuste yani kalpte ve eylemde nasıl gözüküyor? Alaka. Alakanın manası nedir? Bu alaka size sorayım. İlgi, ilişki. Başka? Bağ. Bağ. Başka? Bak ne güzel oluyor. Herkes atölye çalışması. Herkesin kafası imal ediyor. Ve herkes canlı ve dinamik. Hoca üniversitede hocadır. Alaka. 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 Bağlı olmak bir şey olmak. Mesela kampatısı diğer derlerde rahim çeperine yapacağın zigot hücresine de alak. Deniliyor. Güzel. Alak oradan geliyor. Muallak asılı. Evet. Bağlı olmak. Bağlı olmak. Peki. Ben bir çalıştım. Ben bence kendim mutlaka le muhalefet etmek değil de böyle okuduğum zaman zihnime düşenin size verilmesi gereken lügat manası vereceğim. İstasyonun radyo zemininde konuşması hem müşahhas oluyor benim şeyimde ya. Böyle mücerredat değil de eyleme dönüşmüş misal. Bir de okuyayım.
istasyonun, radyo istasyonun radyo zemininde konuşması, başka gölge ile asıl arasındaki bağ, çekirdek ile ağaç. Ağaç gölgedir, biliyor musunuz? Çekirdek asıldır. Ve çekirdeğin içindeki program mahluk değil, ağaç mahluktur. Bak nasıl ters orantı oldu. Ağaç gölgedir, çekirdeğe göre asıl değildir. Ama mahluktur. Çekirdek asıldır, mahluk değildir. Aynayla insan olmaz mı? Neyle? Aynayla insan. Olabilir, evet. Devamlı. Seni aslına taşıyan bağ, yol, zemin. Seni aslına taşıyan. Anlıyor musunuz bak? Seni aslına taşıyan. Yol, bağ, zemin. Mesela fikire de ustad yol diyor. Fikir yoluyla. Fikir yoldur. Orada akıl yürüyecek. Tık 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 tık. Fikir netice değildir. Erek denilen felsefede, bizde hakikat deniliyor. Hakikatına doğru açılan yol. Fikir. Alakada bu bağın devamlı canlı olması. O meseleye girme Hasan. Tamam. Yok. Okuyacağız, daha iyi anlaşılacak. Birisi sordu. Ben de birisi yani. Üç kişiyim ya ben. Bir. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Birisi sordu bana, sirayetle ne farkı var dedi. Yani sirayet, kahveye girerseniz üzeriniz sigara siner. Ektarcı dükkana giderseniz koku siner. Sizi sirayet eder. Bağ ise devamlı bağdır. Radyo ile istasyon arasındaki. Sirayette ise alakasız birbirine geçiş yapma zorluğu. Mesela göz sirayettir. İçeriye girer, dağıtır seni. Nazar. Sihir, büyü gibi şeyler. Mesela sigaranın kokusunu istemiyorum bana. Ama ben oraya gittiğim için sana rağmen sen güçsüzsen mutlaka güçlü yönden etkileneceksin. Bunun adı sirayet. Tamam. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbede oturuyordu. Hutbe var hani, biz hutbeye çıkıyoruz da oturuyoruz arada. O anda Cebrail omuzuna bastı böyle. Otur ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü camiye giren birisi vardı böyle. Acayip bir şua yağıyordu böyle. Gays. Böyle göz şuası. Ona karşı tak arkaya düştü. Bu tür şeylerde onun için göz taşları veya simge, sembol konuluyor. Direkt alaka, ilgi oraya ilk gittiği zaman sinyal oraya gidiyor. İkinci bakış bir zarar vermiyor. Onun için şeyde Fetevayin diye T maddesinde tedavide boncuklar takmak bu noktada caizdir. Çünkü çocuğa baktığı zaman maşallah diyemeyi bilmez veya unutmuştur. Gözden çıkan şua direkt boncuğa gider. İlk bakış şua yüklüdür. İkincisinde yok. Onun içindir. Yeri söylüyorum. Kanatım değil. Fetevayin diye 12 hak mezhebin hükümleri var. Dördüsü icraata geçmiş. Müntesipleri var. Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli. Diğerleri de var. Mesela Davudi mezhep de var orada. Fetevayin diyenin T maddesinde, tedavide evlere garip garip hani şeyler asmak, hani dışarıda çocuklara boncuk asmak caiz olduğunu, çünkü gözden çıkan şuayı üzerine alıyor diyor. Orada öyle diyor. Ben kaynaklı söylüyorum ve fıkıh. Şimdi alaka ile sirayet arasındaki farkı yaptıktan sonra alakaya giriyoruz. Hazırız değil mi? Esas şimdi. İnsaniyet insanı, evet enfusçiler, insaniyet ayrıdır, insan ayrıdır. 11. hakikat, 10. söz. Dursun, dinliyor musun? Çok ilginç değil mi? İnsaniyet insanı
kainatla alakadar etmiştir. İnsaniyet yöntemdir, sistemdir. İnsan girendir. Babu insaniyettir. İsmi Hakk'ın cilvesidir diyor. Burada 20 tane falan mı var yani? Evet. Madde var. Babu insaniyet. İnsaniyete giriş kapısıdır insaniyet. Girecek insandır. İnsaniyet insan değildir. İnsan da insaniyet değil. Bak insaniyet çok ilginç bir yer. 43 sözlerde bak. İnsaniyet insanı kainatla alakadar etmiştir. Yani insan olmak bütün kainatla alakadar oluyorsun otomatik olarak. Mesela sığırın böyle bir şeysi yok. Sığır mesela bir suyla bir de otla alakası var. Yerin altındaki madenle, havada uçan uçakla ve ahiretle bir derdi yok. Böyle bir alakası yok. İnsaniyet insanı kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Yani sen ister ol, alaka ister olma. İnsaniyet seni kainatla alakadar etmiş. Bununla bile alakadar etmiş. Ama farklı tabii. Sığır bunu nasıl yerim diye bakar. Değil mi? Senin alakan bir başka. Demek ki insaniyet insanı bütün varlıkla alakadar etmiş. Niçin? Mesela bu çiçeğin çekirdeği bunun bütün zerratıyla alakadardır. Niçin? İse insan da Allah'ın dışında her şeyle böyledir. Çekirdek ağaca nasılsa insan şeceri hılkata öyledir. Arş azam, arş, lef-i mahfuz, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennet, cehennem, domuz, çakal, dünya, taş, toprak, her şey senin hakikatinden yaratılmış. Şualar 218, hakikat insani cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği aslisidir. İnsan bak nereye taşınıyor görüyor musunuz? Şualar 218, vereceğim sayfalar envara göredir. Bir daha söyleyeyim çok önemli. Burasını ayna düşünün. Burası güneş. Burada aynada güneş gözüküyor. Güneşin hasiyetine sahip. Aynada ben gözüksem sırf simam gözükür, suretim gözükür. Siretim gözükmez. Duygularım gözükmez. Değil mi? Güneş aynada gözüküyor. Aynayı çeviriyorum karşıya yansıtıyor. Aynadaki güneş, güneşin hassiyetine sahip. Bunu kaçırmamanız lazım. Onunla meşgul olmayın. Heh. Bir daha söylüyorum. Seni anlatıyorum bak. Sen kimsin? Çöplükte harcamaman için. Aynadaki güneş, güneşin hassiyetine sahip. Ama kapasitesine göre. Tamam? Yani güneşte... Şekil var, burada da var. Güneşte renk var, burada da var. Güneşte ısı var, burada da var. Isı. Aynada ben gözüküyorum, bende ısı var, bu aynada ısı yok. Bende duygular var, burada yok. Ama güneş aynada böyle değil. Çünkü ben kesifim, güneş nurani. Nurani'nin aynadaki timsaline aynı hasiyet özelliği yüklenmiş. Aynı özelliği var. Bu çok önemli bak şimdi. Aynadaki güneş, güneşin hasiyetine sahip. Bütün. Güneş ayrıdır. Ayna ayrıdır. İçindeki gözüken güneş de ayrıdır. Anladık mı burayı? Üç tane güneş. Çünkü sana bahsedeceğim. Konu bunun üzerinde. Güneş ayrıdır. Ayna ayrıdır. Aynada gözüken güneş apayrı bir ayrıdır. Güneşten maksat nuru Muhammedidir. Aynadan maksat ruhtur. Aynayı oluşturan arkadaki siyah renk, satih, nefistir. Nefisi kaldırırsanız
latif olur, onu tutan bir şey olmaz. Tak ruh esmaya yapışır. Esmadan geldiğimiz için bizi alem-i şehadette varlıkta tutan, şu dünyada bizi tutan, gitmemize mani olan aradaki berzahın adı şeytandır. Şeytanı kaldırırsanız demir-i mukaddes çeker gibi tap yapışır, esmaya yapışırdık. Bizi buraya tutan bu lazım, bu adam. Evet. Bunu tutuyor burada. Dur, dur, dur diye itiyor. Buradakini çıkartırsanız, çıkart kendini aradan. Zahir olsun yaradan sırrı var ya. İşte şeytan, burada bir işlevi var. Halkın anladığı gibi anlamayın şeytanı. Şeytan, kainatın işletim sisteminde aslına bir şeyin uruç etmesine mani olandır. Şeytan. Şimdi bak, bu Nur-u Muhammedi, bu ayna ruh, bu aynada gözüken Nur-u Muhammedi'nin cilvesi. Tamam mı? Buna ene denilir. Ene melekuttur. Mülkü ise enaniyettir. Mülke enaniyet denilir. Mülkün melekutuna ene denilir, mecul denilir. Peki bu aynadaki gözüken ayna mıdır? Hayır. Güneş midir? Hayır. Ama bütün hasiyetine sahip, o zaman buna 16. söz ne aynıdır ne gayrıdır. Ne değildir, değil de değildir. O zaman şu ayna güneşe neyse Nur-u Muhammediye sen öylesin. Anladık mı burayı? Ha, bu noktadan, aynadaki bu tarafın tarzın bu noktadan sen kainattan öncesin. Cebrail'den de öncesin, arştan da öncesin, kürsten de öncesin, cennetten de öncesin. Şu ayna değil, aynada temessül eden, timsali olan güneşin, burada gözüken güneş itibariyle sen ayna değilsin. Güneş de değilsin ama değil de değilsin. İşte bu aynada gözüken güneş itibariyle sen güneşin aslı gibi olduğundan, Nur-u Muhammed'in temessülü olduğumuzdan, kainatın çekirdeği aslisiyiz. Bu fotokopidir. Aslı kütük oradadır. Çekirdek ağaca nasılsa sen Allah'ın dışında bütün varlığa böylesin. Her şeyden önce sensin. Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail senin etsa ve efradındır der. Beşinci remiz hayat bahsinde. Asıl hayattır. Tamam. Hayat insaniyedir. Bütün varlık senin etsa ve efradındır. E sen şimdi cehennemde niye korkuyorsun? Senin gölgen zaten. Senden yapılmış bir şey. İstediğin gibi kapatırsın. Abi hepsi insaniyet anlatıyor. Bu insaniyet. Bu bütünlük insaniyet. Bunun içine girecek sensin. Ama bu insaniyet denilen hakikatin yazılımı bizde var. Bu kader. Yani bilgisayarı satın aldığın zaman adam diyor ki al arkadaş şu CD'yi, yeni aldın. Windows veya Linux yazılımı, al bunu. Bunu kur. O zaman senin bilgisayarın benim yazılım sistemim içinde gezinebilirsin. Ne kadar gezinebilirsin? Benim sana sunduğum saha kadar. Yani top sahasına gel futbolcu oyna. Ama sana sunduğum bir çizgi var. Şunun dışına çıkmayacaksın. Bir de kurallarım var. Senin kuralın benim kuralımın içinde olacak. Sen yeni bir kural kurmayacaksın. Yani penaltı nereden çıktı canım? Allah Allah. Faulmuş, taçmış. Öyle bir şey olmaz diyemezsin. Bu kuralları ben koydum. Bu kuralların içinde kuralın olabilir oyunun, futbolcuya diyor. Ve futbolcu da top sahası içinde yeni bir kural kurmak hatırına gelmez. Kural içerisine kural kurar. Kainatın da sistemi böyle, top sahası böyle. Sana diyor ki, bana diyor ki aktör, sen sistem içinde sistemini kuracaksın. Umumi sistemin adı kaderdir. Yani top sahasının dışına çıkamazsın demek. Güneşi sen doğduramazsın.
Ana babanın kim olacağını senin tercihin değil. Ne zaman öleceğin, doğacağın belli değil. Saçın, kaşın falan. Bunlar değil. Bunlar benim kuralım. Bu kuralımın içerisinde kuralın olacak. Kader budur. Yani yazılımla kendine bakabilmek veya kendinle bütüne bakabilmek bütünselliktir kader. Sebep sonuç beraberdir. İki. Sıkılmıyoruz değil mi? Gayet rahat. Hadi bakalım. İnsanda yeni ısındık. İnsanda akıl ve fikir olduğu için akıl neydi? Akıl hakkında bir şey diyecek var mı? Akıl. Bir alettir. Alettir. Başka? Bir taraftır. He? Anahtardır. Nedir? Bir taraf kalabilme özelliği var. Başka? Jeneratör. Jeneratördür. Çok güzel. Bir de alaka var ya, alaka. Akıl ikalden geliyor. Yani şu. Deve sürüsünü götürürken çölde, Arap çöllerinde, orada toprak yok, taş yok. Deveyi nereye bağlayacaksın? İpini. Yatacaksın. Deve deveyi bağlarsan gidiyorlar. Beraber gidiyorlar toplum. Nasıl bulmuşlar biliyor musun? Devenin ipini kuyruğuna bağlamış. Deve tabii ona dönüyor. Döndükçe dönüyor. Döndükçe dönüyor. Kafası dönüyor. Oturuyor. Kuyruğuna bu ipi bağlı. Bu boğazına bağlı olan ip, kuyruğa bağlı olan bağ, ikal denilir. Bağ budur. Akıl budur. Aslı ile alaka duyandır. Yani şu saati 6 saatte yaptım desem bu saate bakmadım. Başka bir saatin vücudunu gösteriyor. Bu saati 6 saatte yaptım. O zaman başka bir saat var. Çık yukarıya. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Çık yukarıya. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır. İşte bağ budur. Eğer bu aklı yapana bu aklı bağlarsanız akıllılıktır ve dünyada rahat edersin. Bu akılla bu aklı çözmeye çalışırsan diş dünyadasın, nispet dünyasındasın, kıyastasın. Şöyledir, ben değilim. O böyledir, o şöyledir. Yani diş dünyada kıyas ederseniz derdimiz çoktur. He? Deve gibi olursun. Döner, döner. Nereye bağladınsa o. Bu tarafa bağlarsan bu tarafa döner. Deve, yani yapamıyorum ama hani ağzına bağlamış, çekiyor. Çektikçe kuyruğu da geliyor. Geldikçe bu da dönüyor, bu da dönüyor. Öyle gidiyor. Ama sahibine bağlarsan deve dönmez. Deve gider. İntisap bu. Yani akıl kendisi bağdır sistem itibariyle. Bağladığın anda intisap olur. İman aklın ihtiyarı dediği ya bir şeyde. Evet, iman aklın ihtiyarı iledir. Doğru. Dolayısıyla arkadaşlar akıl bir alettir, jeneratör gibidir. Jeneratör benzinle, mazotla, pervane ile, suyla veya çöplük atarsınız. Almanya'da var böyle. Bremenhaven'de büyük bir yer var bizim dershanenin önünde. Şehrin çöplüğü atılır, oradan elektrik imal edilir. Şimdi ne anlatacağım? Akıl bir jeneratör gibi düşünün. Ne işinize yarar? Gözden malzeme atılıyor. Kulaktan jeneratöre malzeme atılıyor. Burundan, dilden ve elden enerjiye dönüştürülüyor. Her giren, gözden içeriye giren akla giriyor. Kulaktan, burundan, dilden, elden ne atarsanız atın. Televizyonu kapattığınız zaman bu kapanmıyor. Jeneratöre attın bunu. Jeneratör enerji imal ediyor otomatik olarak. O enerjinin adı histir. Onun için kaçınılmaz. Ne olmak istiyorsanız aklınıza, jeneratöre o malzemeyi atın. Kendini iyi hissetmek istiyorsan iyi şeyleri seyretmen lazım. Kötü şeyleri seyredip neticede kendini iyi hissetmek, istemek ahmaklıktır. Mesela korkunç, olumsuz, gergin ve mafya filmlerini seyredip böyle kapattıktan sonra of be ya ne kadar rahatım ya.
Haberden sonra mesela. O kadar rahatladım ki. İyi ki seyrettim. Seyretmeseydim çok kötü olacaktı. Dediğiniz var mı? Yok. Olmazdı. Çünkü mazot koydunsa kardeşim o cinsten şey gelecek. Benzin bekleme. Ahmak odur ki sebepleri aynı, neticeyi farklı bekleyendir. Her şeyde sebebi aynı, netice farklı bekliyor. Bu ahmaklıktır. İnsanda akıl fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. Bu aynı zamanda kaderin yaptırıcılığını ortadan kaldırıyor. Mesela ayın bir sene sonra nereden gözükeceğini, nasıl tutulacağını hesap edilebiliyor. Unutmayın, hesap edilebilen her şey ilim ehli için gayiplikten çıkmış hazır gibidir. Gaybda olmak cehalette olduğumuzu gösteriyor. Ruh, kalbin ve hissin yani seviyesine eğer ruh, kalp ve ruh seviyesine çıkarsa, hissiyat kalp ve hissiyat seviyesine çıkarsa, mazi ve müstakbeli bütün görür. Bak bir de söyleyeyim. Ayın bir sene sonra tutulacağını yazmıyor mu? İlim. Kaç dakika duracağını. Daha tutuldu mu? Yok, bir sene var. Peki bir sene bizim için gelecek değil mi? Gelecek. İlim için gelecek midir? Değildir. Ha şimdi tutuldu, kaleme yazdı. 15 dakika şuradan gözükecek, Fatih'ten gözükecek. Sonra şöyle olacak. Aynı öyle oluyor mu? Oluyor. Kimi için gelecektir? Göz için. Akıl için mazi müstakbel yoktur. Eğer aklı sahibine bağlarsan İstanbul'un fethedileceğini de söylersin. Eğer aklı midene boşkurluğuna bakarsan şimdiki zamanı yaşarsın. O zaman gelecek vardır. Demek ki akıl ve fikir olma hasebiyle insan hadiseler gayiplikten çıkmış. Okay, anladın mı abi? İlginç değil mi? Bir de okuyayım. İnsanda akıl ve fikir olduğu için, çünkü bir fikir yoldur, akıl bağdır. Yürüyecek sensin. Olunca ne oluyor? Hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadar. Geçmişe geçmiyor musun? Akıl görüyor onu ve aynı şeyleri hissetmiyor musun? Allah nereden yaptım ya, nereden dedim ya, demeseydim, gitmeseydim demiyor muyuz? Aynı halleri yaşamıyor muyuz? Akıl arkadaşlar öyle bir alet ki ha hayal et, ha gözün görsün. Ha kokla, ha hayale koku şey yap. Akıl için hiç fark etmez. Ya bu gözden gelmiş, bu hayalle gelmiş demez, çalışır otomatik. O zaman iyi olmak istiyorsanız iyi şeyleri hayal edin. Hayal hayal değil, unutmayın. İsmi hayal. Sır latifesi sır değildir. İsmi sırdır. Koy onu kenara, araştırma değildir. O zaman denmezdi. Adamın adı sır. Akıl bir alettir. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Yani ne işimize yarıyor? Akıl alet olduğunu bilirsen var ya, acaba abi aklım gidiyor mu ya? Psikoloji hastalarda bu olur. Aklım gideceğinden korkuyorum ya, aklım beni şey yapmıyor, kontrol edemiyorum falan. Kardeşim akıl bir cihazdır, merak etme. Arabayı sürmek için kursa gittin. Makineyi, vinçi kullanmak için operatör diplomasını aldın. He? Ehliyetini aldın. Akıl da bir alettir. 1900, Abdullah belki hatırlar. 1985'te şunu iddia ediyordum. Teyip kasetlerde geçiyor da. Geçenlerde bir elime geçti o. Diyorum ki, o zaman daha şey konuşuluyor. Çoğunuzun yaşı müsait değil. Devlet ehliyet vermeyecek artık. Kurs açılacak. Allah Allah. Kursa gidilecek. Sonra kurs imtihan edecek. Ehliyet Beşiktaş'ta alınıyordu. Tamam. O zaman. Şimdi ben de diyordum ki ulan araba kadar basit bir şey mi aile? Niçin evlilik okulu yok? Niçin evliliğin kursu yok? Nasıl davranacağını, nasıl bakacağını, empati nasıl yapacağını, bütünsel ne demektir? İnsan tek değildir.
bütün böyle mozaik bir insanın bütünsel olarak nasıl değerlendir? O zaman diyordum yani bu insanın hiç evlilik kursu olmayacak mı ya kurs? Bunu Endonezya'da var. Evet, Endonezya'da var. Bir de şeyde var. Asya, hemen onun yanındaki bir devlet var büyük. Neydi o? Bangladeş mi neydi? Malezya. Malezya'da da var. Ne mesela, hatta haca gitmesen evlenmek yok. Tamam, paran yoksa devlet sana yardım ediyor. Onun için haca gidiyor. Ya Rab, niyet eyledim evlenmeye, uydum haca gitmeye. Evlenmek için gidiyor. Sünnette var mı abi? He? Sünnette. Hangisi? Bu evlilik okulu. Hayatta var. Sünnetin kendisinde var. Resulullah'tan ders alıyorlar tabii. Yani bir okul açıyorum, bilmem TC bir okulu diye bir yok. Resulullah'ın hayatında var. Şöyle yapardı, böyle davranırdı. Kurallar var. Ayşe validemizle. Kural var. Gönüller üzerinde. Mesela Risale-i Nur bir üniversitedir diyor. Gönüller üzerinde. Ama böyle muayyen bir okul yok. Olacak şimdi. Olacak Allah'ın izniyle. Nereden nereye ya? CHP, Risale-i Nur neye basılmıyor diye mahkeme veriyor. Ben de 2 rekat hayret üstü namazı kıldım. Öyle bir namaz var mı? Şaşırdım biliyor musun? 2 rekat namaz kıldım. Kardeşim 1980'de yargılandım harf inkılabıyla. Kur'an öğrettin diye. O dönem yaşamışım. 80'de, 80 ihtilalinde Şişli'de alındım okula girerken. Kur'an öğretmek suçundan harf inkılabıyla 1980'de Şişli'de yargılandım. Böyle bir kardeşiniz olduğum için müsaade etti, onu da değil. Cumhuriyet Halk Partisi, Risale-i Nur niye basılmıyor diye mahkemeye vermiş. Allah Allah. Bunu Almanya'da duydum, yeni geldim ya. Allah, olamaz, bir delilik var sizde dedim, olamaz. O zaman kıyamet kopacak, hemen kelime-i şehadet getirin. Böyle bir şey olur mu? Nutuk varken Risale-i Nur niye basılmıyor? Ona Risale-i Nur için de Mustafa Kemal'in Deccal olduğunu yazıyor ya. Sen nasıl böyle onun partisi olarak mahkemeye başvuruyorsun? Herhalde ne yazdığını bilmiyor galiba. Kimse uyandırmamış. Ses yapmayın, uyanmasın. Allah Allah. Elif Bağ'ı saklardık abi biz o zaman kursa giderdik. Allah. 80'de. Evet. İçimizi saklardık. İçeriye girdiğim zaman lemalardan sayfa kopartıp atletin üzerine bodruma öyle girmiştim. Lemalardan bir sayfa almıştım öyle. Kopartmıştım, içerime yapıştırmıştım. Çocuk olduğum için 17 yaşında fazla üzerime şey yapmadılar. Pat 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 derler. Ya bir şey yok, gitti. Kitap yok ki. Ya. Evet, şimdi gelelim gene. Akıl, insanda akıl fikir olduğu için hayvanın aksine olarak mazi ve mustakbel alakadardır. Akıl cihetiyle gelecek, geçmiş kalkıyor. Hissiyat insaniye kalp ve ruh seviyesine çıkarsa diyor, mazi ve müstakbeli beraber görür. 110 sözler. Zemin ile gökler bir hükümetin iki memleketi gibi birbirine alakadardırlar. Gidip gelmeler oluyor. 179'da öyle devam ediyor. Bu 177. İki memleket gibidir arkadaşlar. Buradan oraya, oradan buraya gidip gelmeler var. Şu anda var ha. Bu bir şey diyorlardı böyle. Ne diyorlardı? Böyle yuvarlak bir şey gökten gözükmüş şey. UFO. O Amerika'nın sahtekarlığı. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın bulmuş olduğu bütün teknolojileri Amerika çullanıyor. Yoksa Amerika çapulcu bir devlettir. Bir şey yapacağı bir şey yok. Amerika'nın teknolojisini taşıyor. Atom bombası da öyledir. Ondan sonra UFO denilen Almanya'nın bulduğu yuvarlak bir uçak hareket etmiyor durduğu yerde. Gelen hava akımlarına buradan bombalıyor. Üst gibi ya, karargah gibi. Bu UFO işte. Radara girmediği için gizem olmuş. Yani niye söyledim? Ona acaba gidip gelmelerin falan hani var ya, gündemi şey yapmıyorlardı kasten. Oysa hakikisi şudur. Zeminden gökte gidip gelmeler var devamlı. Ha, bu yıldız kayması bazen gözükür ya böyle. Ufukta yıldız kayar. O recmi şeyatindir. Yani şeytanlar karakollarda, yukarıda karakollar var. Orada casusluk yapmak, bilgi çalmak için giderken melekler mancınık atıyorlar. O mancınığı biz meteor taşı diyoruz. Ama arkasındaki olayı bilmediğimiz için taşın fırlattığı şey yıldız kayması diyoruz. Oysa meleğin mancınığıdır. Şeytanı hak ile yeksan ediyor. Şeytan taşlanır.
Şeytan çok taşlama. Yok ediyor yani değil mi abi? Evet. Acayip bir şey ya şeytan. Bu geçenlerde şeytanla meşgul olurken psikolojisiyle çok ilginçtir. İyi dinleyin bunu. Şeytan kendisine şeytan değil. Şeytan kendisine şeytan değil ama insan kendisine şeytan olabiliyor. Kendisine düşman olabiliyor. Şeytan kendisine ihanet etmiyor. İstediği gibi yapıyor, düşündüğün gibi yapıyor. Biz inandığımız gibi yaşamıyoruz. Şeytan kendisine şeytan değil. Şeytan bize şeytan. Yakında size tedaviye gelecek. Sana... Viziteye. Abi birini kandırıyor. İnne Allah diyor. Ben Allah'tan korkarım. Allah. Sen, ta bulaşana kadar. Senden vereyim ben. Acayip bir şey ya. Allah'tan korkarım. Öyle güzel bir işlevi var ki kimse duymasın ya. Eğer esma ve mahluk biz, şeytan arada kalksa, esmanın cilve, cemal ve nakşı ve sanatıyız ya, dört. Cilve, cemal, nakış, sanat. Eğer şeytan aradan kalksın arada, tak diye geldiğin gibi yapışırsın oraya. Ve varlık denen bir şey olmaz. Onun seni burada tutan güçtür, yazılımdır, ötede. Buradakinin adı nedir? Şeytan. Buradakinin adı nedir? Yazılım. Buradakinin adı yazılım. Arkada şeytan denen bir şey yok. Melek şeytan aynı esmadan yaratılıyor. Esma. Mudil esmasından yaratılıyor. Allah bir şeyi emreder hasen olur. Nehyede kabi olur. Cennette şeytan yok ama o zaman varlık nasıl oluyor? Nasıl? Cennette şeytan yok o zaman nasıl oluyor? Bizden yapılmış ya cennet. Cennet, cennete de musallat olmuş cennetle ya. Cennetle beraber değil mi? Evet. Ama bir bütünsün. Kopuk düşünemezsin. Mesela bu ağacı çekirdeksiz düşün şimdi. Sen öyle diyorsun. Olmaz. Biz var olduğumuz için o da vardır. İnsanlık hakikatini çıkar, insaniyeti çıkar. Cennet, Cebrail denen bir şey yok. Kaldı bitti. Her şey yok olur. İnsanlığı kaldırın varlıktan. Varlık denen bir şey yok. Şey öyle diyor ya Muhyiddin Arabi. İnsan nedir diye sorulduğu zaman insan odur ki bütün varlık ondadır. Cem etmiştir ama o varlığa sığmamıştır. Aman ya Rabbi. Bütün varlığı içine alıyor. Cennet, Cebrail, Mikail, Arş, Kürs. Tamam. İçine alıyor. Kendisini koyacak bir yer yok. 18 bin alem olayı gibi. Evet. Hepsin canım. Ya ne acayip bir şeyimiz ya. Yani gene de şimdi çöplükte harcanır mı ya? Allah'ını seversen ya. Ne olur ya? Bu fıtrat harcanır mı ya? Yazık günah değil mi ya? Geçen bir ders yaptık böyle. Yaş yoktur. Yaş yoktur yaş. Bunu ilmini anlattım ilmini. O nispidir. Bizim düşüncemizde var ya. Yani bunları böyle duydukça, okudukça hakikaten bir tuhaf ya. Burası mı orası mı? Orası mı burası mı? Ne var burası oranın bir şey parkıdır diyor ya. Acayip bir yer ya. Böyle cehaletimiz burayı öteledi yani veya ahiret öteledi. Yani odunun neresinde duman var? Neresinde nur var? Dünyanın orasında cennet ve cehennem vardır. Aynı. Senin açılımın sen öylesin. Odun bu. Ha odun. Odunda duman neredeyse senin cesedinde nefis öyledir. Odundan nur nasılsa senin bedeninde ruh öyledir. Yaşadığımız haller de gösteriyor aslında. Tabii canım. Ya yaşadığın hal buralı değil ki. Sen buralı değilsin ki. Atomun bu kadar. Buralı olsam. Evet tabii canım. Kalırdı. Burada kalır. Zaten söyleyecek şimdi. Şey var bu. Alaka devam edecek bak şimdi. Başka bir madde. Dünyada ne varsa nümeleri fıtratımda vardır. Görüyor musunuz? Dünyada ne varsa nümuneleri fıtratımda vardır. Umum onlara karşı alakadarım. Onlar için çalıştırıyorum, çalışıyorum. Yani arkadaşlar sende ne var? Açılsın. Bütün Allah'ın dışında bütün varlık olur. Bütün her şey abansın, cem olsun, sensin. Abi ama çokuz. Bu çiçekte de kaç tane binler, milyonlarca tohum var. Ama çekirdek bir tane. Nur-u Muhammedi budur. Bu çekirdeğin adı Nur-u Muhammedi'dir. Bu ağacın şeceri hilkattır. Bu meyvenin adı sen. Şu anda oturuyorsun. Meyvesin. Bu meyvenin içerisinde çekirdek yok mu?
Var. Bu çekirdek, kökteki çekirdeğin aynı mısın? Aynı. Hayır. Gayrısı mı? Hayır. O zaman ne aynısı ne gayrısı? İşte meyve şu anda oturuyorsunuz dershanede. Onun içinizdeki çekirdek, kökteki çekirdeğin aynısı. Nur-u Muhammed'i var bizde. Onu taşıyorsun. Hani bir misalimiz vardı, hatırlar mısınız? Belediye otobüs şoförüsünüz. Büyük bir otobüs ama çok büyük. Kaptan sizsiniz. Kapı açıldı. Durakta ilk binen Adem Aleyhisselam. Sizin otobüsünüze binecek. Neyse derdiniz? Adem Aleyhisselam benim otobüsüme biniyor. Ben mi götüreceğim? Evet. Bütün etba, bütün ümmeti Adem Aleyhisselam gar gitti. Nuh Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam hepsi. Bir de baktık Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Senin otobüsüne binse Allah aşkına nasıl sürerdin? Ne hissederdin? Böyle bir hayal et. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam senin otobüsüne binecek. Süremezdi genelde. Ha? Tabii süremez ya. Ayaklar kemençe çalar herhalde. Yanılır mı olur? Skoda gibi eğilir. Bir de baktık ki arkasından sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyme-i müştehidin, eyme-i erba, muhaddisin, müştehitler, asviyalar, evliyalar, bizler. Hepimiz bindik. Sen de şoförsün. Böyle bakıyorsun. Hepsi sana selam verip geçiyorlar arkaya. Nasıl bir duygu olurdu? Bunlar bana Allah'ın emaneti değil mi? An götüreceğiz, şoförlük yapacağız. Nasıl bir şey? Çok acayip değil mi? Buna da benzemiyor. Senin ruhunda Allah var. Allah'a taşıyoruz. Yani ruhların yaratılışı gibi değil mi abi? Anladınız mı? Bu taşıdığınız kamyon, otobüs bedendir. O şoför ruhtur. Sığmadım kainata, beni seven müminin kalbine sığdım. İşte bunlar değil, Allah'ı taşıyoruz. Esma-i Hüsna yani. O bizim dediğimiz Allah, esmadaki Allah, mahiyet-i zatiyedeki değil. Mahiyet-i zatiyedeki Allah başka, onun bir şeyi altı, şunat-ı zatiyedeki Allah, sıfattaki Allah, esmadaki Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah. Bu esmanın bütünlüğünü taşıyorsun. Yani şerefine bakıyor musun? Şerefine bakıyor musun? Yani ne şerefli bir yapımız var, sistemimiz var. Yani bu kadar kaliteli ya. Bu kadar değerli. Onun için Allah diyor ki, işaretleyeceğiz da, yani melekler diyor, ya Rabbi kan dökecek, fitne çıkartacaklar mı yaratacaksın? He Murat? Ben onlardan öyle bir şey takip ediyorum ki, fesatlarına, fitnelerine kale alma. Bir şey var yani insanda. Kainatta var olan hepsi bizde var. Artı bizde olup kainatta olanlar var. Olmayan. Şey, kainatta olmayan bizde var. Abi burada kainat demiyor, dünya diyor. Buradaki dünya küreyi artıyor. Dünya da şey diyor, kainatın çekirdeği diyor 15. sözde. Çekirdek ya. Dünya abi, ahiretten önceki alem yani. Evet. Bütünlük, bütünlüğe cem eden hulasa. Bizim için değil yani. Yok, bizim içinde bulunduğumuz küreye arz deniyor. Ahiretten önceki aleme dünya deniyor abi. Komplesine. Yani öyle geçiyor. Yani ahiretten ta ruhlar alemine kadarki süreç mi? Evet abi. Buraya küre arz mı deniliyor? Yani bizim içinde bulunduğumuz küre arz. Vay. Peki insan ruhu yoruluyor ya. Allah yani değil mi? Allah bizim için nedir? Veya benim için ne ifade ediyor? O benim ruhumun ruhunda sığmadığım kainata sığdım Ali'nin ruhuna diyor şimdi Allah. Yani insan gel de fiyakası artmasın yani değil mi? Gel de böyle Allah'a yamukluk yap yani bilmem şeylik yap yani. Oldu mu ya? Ayıp oluyor da. Allah ne kadar sabır, ne kadar... Otobüs misali verdiniz ya abi. He. Hani otobüste düğmeye basıp iniyor ya. Sen bir yanlış yaparsan demek ki iniyorlar yine. İniyorlar değil mi? Bak, duydunuz mu? Düğmeye basıp iniyorlarmış. Adem Aleyhisselam dedik, olan bazı senin otobüsün bilinmez lan. İlk plak geldi. Mantıklı. Otobüsten iniyorlar.
Aferin, doğru. Bütün varlık sana binmiş. Seni beğenmeseler, iyi sürmezsen viraja öyle yamuk yumuk kalıyorsun böyle. Trafik kurallarına dikkat etmiyorsun. Hukuklara tecavüz ediyorsun. Servis dışı yazıyor bir şey. Ulan deli ya. Ali, nereden saldın başımıza bu adamı? Evet. Çekirdeğe uygun hareket etme. İçeridekilere uygun hareket edecek. Ömer Hacan diyor ki, eğer nam Muhammed olmasaydı ne Eyüp Yasaf'tan kurtulurdu, ne Ezber'le rahat yani şey yapardı, ne Nuh Garko'dan kurtulurdu, ne İsa şöyle sayıyor. Allah. Evet, aynen öyle vallahi. İnsan kainatın ekser envana muhtaç ve alakadardır. İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış. Arzuları ebedi uzanmış. Ebedi istiyor. Niye istiyor fanide? Niye çekirdek ağaç olmak ihtiyacı var? Niçin ister? Fıtratında var değil mi? Çekirdek ağaç olmak istemiyor mu? Fırlıyor hemen. Ondan şöyle diyorum ben. Odun yanmıyor kirbiti yakarak. Benim bakışım biraz değişik. Odunu yanmıyor. Abi yakıyoruz. Hayır. Odun ağacı deliyor. İçerisinde senelerden beri hapsolan nur, ısı ve duman hapislikten kurtulmak için kirbitin açtığı delikten of be kurtuluyor. İşte vefat budur. Zahire bakarsın kirbit yakar. Zahire bakarsın adam öldü. Hakikate bakarsın nur hürriyetine kavuştu. Nur buradaydı. Duman da buradaydı. Ama yaktın. Duman ve nur nerede? Her yerde. Olaylara böyle bakabilirsek var ya, hangi olay seni üzer ki? Her üzecek olayın arkasına geçiyorsun. Günahın da arkasına geçelim. Almanya'da bir tanesi sordu. Abi ne olur günahın arkasını mı geçer misin dedi. Bu kibitin arkasına geçtiğin gibi. Bak. Onu da yazdım. Deftere var. Ben geçeyim bak. Abi bizi rahatlatacak bir şey söyle de günahın bir arkasına geçelim. Eziyor beni, psikolojimi bozuyor, ümitsizliğe itiyor. Bak arkadaşlar, zahire bakarsınız kirbit odunu yakıyor. Hakikatta yol açıyor, hapsolan hürriyetine kavuşuyor. Günahlar da hani şöyle bak. Bundan sonra yapmayın, yaptığınız günah yeter. Sonra bu işe yarıyor diye. Günah insanı iki büklüm yapar. Günah insanı nedamet sahibi yapar. Günah insanı mütevazi yapar. Günah insanı haddini bilir. Günah insana dua ettirir. Dua insana tövbe ettirir. Dua insana hamd ettirir, şükrettirir yeni hayatına. Çünkü mesela bir misal vereyim kendimden. Şimdi bu dersler oluyor. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Masaya geçiyorum, okuyorum. Nefis diyor ki, senin gibi var mı? Bir tanesin. Tabii canım falan. Şamyol gibi şişiriyor. Ha, şimdi bu yapılan hayır, hasanat, güzellikler adamı şişirir. O anda sen, hatırlıyor musun Hasan? Lisedeyken şu pisliği yapmıştın. Hı-hı. Bak şu yaptığın iyilik, ya buna bir denk gelsin. Öyle ya falan. Hadi havam iniyor aşağıya. Bak geçmiş günahlarım şu anda ve gelecekte yapacağım sebapları ihlaslı olmasına sebep oluyor. Gururlanmama değil. Ama abi günahlar ihlaslı olmama sebebiyet veriyor diye günah işlemeyesiniz. Zaten var bir sürü günah geçmişimizi onu kullanın. Bak günahlar adamı kimse duymasın. Tövbe edip bir daha dönmemek şartıyla nasuh tövbesi yapan günahlar adamı biraz olgunlaştırır. Yani nasibi varsa şöyle. Estağfurullah ya Rabbi. Allah'ım Muhammed'in hürmetine, arşın hürmetine. Hani nedametine sebebiyet veriyor demek istiyorum. Ama günahı az adamın. Sevabı çok. Kafa yukarıda. Tamam. Yanlış lan. Sakalın yok lan. Cübben de yok. Ne biçim adam sen nurcu değilsin. Kitap okumuyorsun. Derse gitmiyorsun. Sana bir şey olmaz lan. İnmiyor ki aşağıya. Herkesi yargılamaya, sorgulamaya, yargıç gibi hareket ediyor. Abi olur mu? Bana sor. Ulan hakikaten lan senin gibi adam yok falan. İkide bir diyor. Ulan serseri hatırlıyor musun lan falan günahını? Bak iniyor aşağıya. Başka durduramıyorum ben. Hemen iniyor aşağıya. Ulan dedim hakikaten günah işe yarıyor ya dedim.
Beni firavunlaştıracaktı arkadaşlar. Adam İsmi Azam'a Mazam Belam bin Bahur'a firavunlaşmadı mı? Bedduası kabul. Duası kabul. E daha ne bela istiyorsun lan senden? Ne bela istiyorsun kendine? Musa'dan dolayı aldın dersten Belam bin Bahur'a oldun. Gidiyorsun Musa'ya beddua ediyorsun. Ulan ne biçim adamsın sen ya? Belam bin Bahur'a. Ölmüş Erzurum'da gömülü. Erzurum'da gömülü Belam bin Bahur'a. İsmi Azam Kur'an'da geçiyor. Hadiste geçiyor. İsmi Azam Amasa. Bedduası kabul, duası kabul. Niye Belam bin Bahur'a oldu ya? Adam ilmine, şeyine güvendi. Musa'ya kaldırdı beddua etmeye. Musa yetişti, ne yapıyorsun sen diyor. Seni bu ümmetin şerrinden kurtaracağım seni diyor. Ümmetin başındaki şerrden kurtaracağım. Bela tam ederken dili uşkurluğuna kadar uzuyor. Köpek gibi oluyor. Bak Erzurum'da yatıyor adam. Arkadaşlar bakın ilim ile gitti. Sadakatı kaybetti. Sadakatla dalaleti giden yoktur. İlim ile dalaleti giden tarih doludur. İşte bak günahlar, bak günahlarınız var ya geçmiş. Ulan Hasan akıllı ol. Yaptıkların şu nimetler. Allah nasip etti, Allah istedi. Fail odur. Firavunlaşma. Hatırlıyor musun falan günahını? Hayal et onu. Hatırlıyor. İstersen hatırlama. Ya şu iyiliğin, onu bir denk gelsin de yeter. Ulan hakikaten ya. Arkadaşlar derse geldiniz değil mi? Şimdi televizyonun önünden çıktınız. Uzaktan geleniniz var. Buraya yakın gelenler pek az olur. Şimdi size de ulan ne biçim adamsın? Aferin lan herkes kahvedeyken televizyonda biz falan gittik. Fiyakan arttığı zaman hemen götür fikrini, hayalini götür. Lan hatırlıyor musun lan şu pisliğini? Hmm. Ya şu iyiliğin ona bir denk gelse ne mutlu. Sen dua et. Bak adamı nasıl iki büktüm ediyor. İşte hadiselere, oduna bir böyle bakarsın yanar. Böyle bakarsan hürriyetine kavuşur. Yanma yok. İnsan bütün... Biraz sessizlik oldu. Günahlarınızı kullanın bari. Zirveye de taşırmasın abi günahı. Taşar. Bak ilim yükseltir. Musibetler, tokatlar, elemler adamı olgunlaştırır. İlim ile buğday elde edersiniz, yemeği koyarsınız, fırın ile pişirirsiniz. Bak, ilim, bunu psikiyatristlere söyledim doktorumu, Bakırköy heyetine. Adamlar da kalem çeviriyordu bir tanesi, şak şak nasıl yapıyorsa böyle. Ondan sonra çeviriyordu böyle. Ne bir de söyle dedi ona. İlim adamı yükseltir, tokatlar, elemler, musibetler, hastalıklar dört yani, adamı olgunlaştırır. Eğer tokatlar, elemler, hastalıklar, musibetleri kaldırırsanız olgunlaşmamış ham meyve olursun. Anladık? Şey gibi, Karun gibi. Veya Belam bin Bahura gibi. Unutmayın. Var olan meyveyi olgunlaştıran belalardır, musibetlerdir, tokatlardır, elemlerdir. 4. Onun zemini de aç, fark, noksan, kusurunu bilmek. Evet, öyle bir şey olmaz zaten. Aynen öyle. Tersi nasıl düşüneceksin? Cücük bir şey olur. Cücük gibi bir meyve. Ne yapacaksın onu? Olgunlaşması lazım, pişmesi lazım. Bizi olgunlaştırıyor, kıvama getiriyor musibetler, tokatlar, elemler. Allah aşkına kaldırır musibeti, ne olurdu? Yaşanır mı bu dünyada? Ebu Cehil'siz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olur mu? İlim durur. Kim ne soracak? Ne vahiy gelecek? Vahiye sebep yok ki. Vahiy peyderpey onun için gelmiş. Hadiselerle geliyor. Kaldırın zındıkları, vahiy de gelmez ki. Yani vahiy kime geliyor ki? Olmuyor. Şeytan lazım. Şeytan lazım. Bir kere Allah yapması çok iyi yapmış. Böyle kafama yatıyor biliyor musun ya? Yani kabullenmek değil. Kafama yatarak hakikaten şeytan lazım ya. Sistem lazım. Sistem lazım. Yazılım sistemi ya. İnsan kaliteli bir şey ya. Allah'ın yazılım sistemini okuyabiliyor böyle. Başka? İnsan bütün kainatla alakadardır. Nihayetsiz makasıt ve metalibi var. Sığırın böyle bir şey yok. İki şeyi var. Ot ve su. Hiç demez olan şu uçağa nasıl bineceğim der mi?
şu çiçeği görse ulan nasıl yerim der. İnsan ise buna bakar kitap yazar. Biyolojici kitap yazıyor. Fotosentezci kitap yazar. Fizikçi kitap yazar. Yazar değil. Ressam resim yapar, tablo yapar. Sığır bunu yer. Niye yer? Sığır olduğu için. Sığır olduğu için yer, yediği için sığırdır. Yediği için sığırdır. Sığır olduğu için yer. Biz de böyle yersek yediğimiz için olur. Öyle bir şey olur. Tekeleme yaptı mı değişiyor. Sığır olduğu için yer, yediği için, düşünmediği için, düşünmeden yediği için sığırdır. İnsan Cenab-ı Hakk'ı tanımasa, ona tevekkül etmese, bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği bütün eşyadan mütemadiyen firak elemini çeker. Allah Allah. Eğer Allah bilirse mazi müstakbeli yoktur. Ama Allah'ı bilmek şöyle olursa başka. Dedim kardeşim Allah ile ara nasıl dedim yani iyi mi falan. Tabii hocam dedi bize ne bakıyorsun dedi baktığımıza dedi. 2012'de oluyor. 1985'te dedi kaynanam hacca gitti dedi ya. Biz öyle şey mi zannediyorsunuz? 2012'de söylüyorum. Allah ile ara nasıl dedim ya sonra. Hocam tabii ki iyidir dedi aramız iyidir dedi. Nasıl dedim namaz oruç falan var mı? Hocam dedi onlar yok ama 1985'te kaynanam hacca gitti diyor. Dedim ki kaynanam baklava yiyor mu dedim. Yiyor dedi. Senin karnın doyuyor mu? Onun hacca gitmesiyle de senin ruhun doymuyor. İnsan acayip bak şey. Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa tevekkül edemez. Tevekkül edemezse olayın arkasına geçemez. Odunun arkasına geçemez. Günahın arkasına geçemez. Tevekkülü yoksa teslimi de olmaz. Böyle kötürüm bir şeyde bataklıkta patanaj yapıp durur. Günahın bir namaz yapacak şeytan geliyor. Lan sen başına adam başına uğraşma lan. Kepaze hayatın var lan. Nasıl düzeleceksin? Hayda hakikaten düzelmem. İkide bir önüne günah koyar. Ulan bas çık ya günaha bataklıktan geçmen için. İkide bir. Bu olayları yani günahı kullanma yöntemi bilmese şeytan bataklığa dönüştürür onu. Orada seni boğar. Timsah dikkat edin. Tuttuğu avı karada boğmak istemez. Suya çekmek ister. Her şey öyledir. Yakaladığı adamı karagahına çeker orada işini bitirir. Ben sokakta ders nasıl yaparım? Tutarım anlatırım buraya davet ederim. Ha tamam burada işim bitecekse biter. Arkadaşlar bu Allah'ı tanımak. İman-ı billah. Sonra tevhid teslimi. Teslim tevekkülü. Tevekkül saadeti darin. Dünya ve ahireti. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Yani o avamın beklediği cennetin suretine cennet iki tanedir. Manevidir ve nuranidir. Manevisine dünyada girer. Nuranisi orada. Yani gir cennetime. Gireceksin cennetime değil. Burada giriyorsun. Allah Resulü de öyle diyor. İlim meclisleri cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ya. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'ın hesabına olmayan fani dünyada fani şeylere karşı alakaları kes. Biraz gidelim. Kur'an saat geliyor diyeyim. Geçti bile. Eyvah. O zaman biraz çabuk gideyim de bitireyim en azından bu sayfayı. Abi yorulma çabuk gidelim inşallah. Kur'an'ın kelimatında pek çok münasebatı ve sair ayetlerdeki cümlelere bakan vücuhları alakaları vardır. Okunuyor değil mi duvarda? Bakın arkadaşlar oraya. İnsan İnsaniyet cihetiyle ekser mevcudatla alakadardır. Onların saadetleriyle müteleziz ve helaketleriyle müteellimstir. Keşke zaman olsa da anlatsam. Sığırın bir tanesi, şu kadar diyeyim. Sığırın bir tanesini kessinler burada, ötekisi otlar. Biraz sonra sana gelecek, umurunda değil. Niye? Sığır olduğu için. Yani adam ölüyor, gömülüyor. Bakıyor böyle. Mezarı kapattıktan sonra, hemen ne var? Gidiyor muyuz? Şeşbeş atıyor muyuz? O zaman insaniyetten sukut mu etmiş? Ya yok bitmiş de. Seni bildiğin insan donanımları, özellikleri ölmüş. Otobüsten inmiş. Otobüsten inmiş de. Kimse yok.
Şebeke yok. Allah Allah. Ben mesela rastladım. Hep misal veririm ya. Çünkü rastladım. Adam mezara bakıyor. Ben de yanına denk geldi. Ben o tanımıyorum onu. O da tanımıyorum. Ben sonra öğrendim. Mezara bakıyor. Mezara meğer gömülen amcası, öz amcası. Alıyor. Arkadan dürttü. Ben de mezar ibret için bakıyorum böyle. Hatay'da. Dürttü. Duydum. Baba baba. Ne oldu? O mal verdiğimiz adam parayı yatırmamışlar. Şey, senedi demiş. Demedim lan size ben ona mal vermeyeyim. Gidin arkasına yazdırın. Ben burada idare ediyorum. Tamam mı? Ne diyeceksin şimdi? Var mı bir donanım? Alıcı var mı? Şebeke yok. Allah haşa telefon ediyor. Yani kalbi kaç defa kontrol, ziyaret edermiş Cenab-ı Hak? 70 defa değil mi? Günde. 7 defa mı 70? 70. Haşa. Telefon ediyor. Kalp cevap veriyor. Ya Rab, ulaşmak istediğin insan ulaşılmayacak kapalı bir alanda. Şu anda ulaşamaz. Başka bir telefon ediyor. Şu anda başkasıyla konuşuyor, görüşüyor ya Rabbi. Seninle görüşecek zamanı yok. Başka? Şu anda kapsama alanın dışında. Rahmetin dışında. Allah kimsenin başına vermesin. Değil mi? Korkunç değil mi misali bile? Ama Allah o kadar güzel. Nasıl bir Allah'sa ben de anlamıyorum. Bırakmıyor ya. Ben var ya vallahi kafana çevirsinler. Kapatırım telefonu. Allah hala arıyor. Ben var ya dönmüyorum ha. Allah tekrar arıyor. Allah tekrar arıyor. Allah tekrar arıyor. Niçin yapıyor bunu? Ben yapmam. Çünkü Allah olduğu için. Bu Allah'tan korkulmaz. Bu Allah'tan haf edilir. Korku aklidir. Haf kalbidir. Korkuda lezzet yoktur. Hafta korkuyla lezzet vardır. Hafsız reca, recasız haf yoktur. Yani onu güzel ustad misal veriyor şöyle. Bir yaşındaki çocuğun en tatlı hali nedir sorulduğu zaman şefkatli validemden yediğim şamardan sonra, tokattan sonra tekrar şefkatli validemin sinesine koşmam, sığınmamdır. En lezzetli hali oymuş. Allah'tan yiyoruz gene Allah diyoruz. O kadar güzel Allah ya. Düşüyoruz gene ya Rabbi diyoruz. Gene kurtarıyor. Bu sefer sahabe, bedevi sahabe sonra sahabe olmuş gelmiş. Ya Resulallah. Günah yaptım, tövbe et dedi. Gene yaparsam aynısını dedi. Gene tövbe et. Ya Resulallah, gene yaparsam gene tövbe et. Baktık adam dibini getirmeyecek. Gene yaparsam tövbe et. Gene yaparsam tövbe et diyor. Gene yaparsam tövbe et. Baktı dibini gelmeyecek. Kul tövbeden usanmadıkça Allah aftan yorulmaz. Görüyor musun? Böyle bir Allah. Böyle bir Allah'tan Allah'ını seversin, ümidini kesen nasıl bir ahmak olur ya? Benim vardığım ilme göre Allah Resulü son anında neler demişti merak ettim. Vefattan önce. Ne demiş ya? Ne demiş biliyor musun? Benim vardığım. Rivayetler çeşitli, benim bulduğum bir rivayet şu. Dedi ki, ey burada olan ashabım. Umulur ki benim bu sözümü duymayan ama sizi naklenizden daha istifade edecek insanlar olur. Bu sözümü ona ulaştırın, onlara. Yani bize. Hiçbir kul, hiçbir Müslüman, mümin, Allah'a iman etmiş mümin, Allah'a nihayetsiz hüsnü zan etmedikçe ölmesin. Şu müjdeyi görüyor musunuz? Şöyle yani. Allah beni mahvedecek, helak edecek. Hayır, bu suizan. Allah affedecek. Doğru. Rezil kepaze bir adam. Adam değil. Ama Allah'ım kaliteli. Allah'ım arka. Ben adam değilim. Yani her kaliteli arabaya iyi bir mal konmuyor ki. Tamam. Kasaya da adı bulunmuş. Kasada çürükte elma da var ama kasada komple. İşte Allah'a en az ömrünüzde bir defa ki şimdi. Şimdi nihayetsiz hüsnü zan etmeden hiç kimse ölmesin. Çünkü haşir meydanında işine yarayacak. Haşa. Cehenneme götürseler bile sağında solunda zebani arkaya bakıyor. Niye bakıyor? Değil mi? Hadiste var. Allah bilmiyor. Biliyor.
Soru diyor Zebani. Niye bakıyorsun? Beni Allah cehenneme gidiyor. Kesin hüküm verilmiş. Allah beni atmayacak. Ama hüküm verilmiş. Hayır. Benim inandığım Allah hani var ya sonsuz. Ama çok rezil günahlarım var. Günahım büyük ama Allah günahımdan büyük. Allah benim günahımı yok edecek kadar güçlüdür. Allah benim günahımı yok edecek, yok ederken yorulmaz diyormuş adam. Benim günahım nihayetlidir. Allah'ın rahmeti nihayetsizdir. Beni yakmıyor, götürüyorum. Hayır, beni döndürecek. Allah diyor ki Celle Celaluhu, ben kulumun zannı üzerindeyim. Enna inne zenni abdi bi var ya. Döndürün diyor. Ya. Abi şey bir sürü şeyler yazıyor. Kardeşim. 20. sözde şöyle yazıyor. İzah yapmıyorum, naklediyor. İbrahim Aleyhisselam'ı anlatırken iyi dinleyin ama burayı. Ruhunuza iman libasını giydiriniz diyor. İmana bak mahluk görüyor musunuz? Libas. Ruhunuza da Allah'a hüsnü zan libasını giydirin. Hiçbir şey yapamaz. Abi rezilim. Tamam şimdi değilsin işte. Hadi bakalım. Abi geçmişim şey. İntikam alma. Evet intikam almak istiyorsun geçmişinden. Bugünü güzel yaşa. Geçmişten en güzel intikam doğru adım atmak. Nereden? Nerede başladın sen? Geçmiş bitti kardeş. Geçmiş bitmiş. Tövbeyle ifna olur. Allah demiyor ki İslam dininde. Ne yapılıyorsa sabit. Çelik gibi. Hayır. Tövbeyle yok olur. İştirak amal-ı uhrevi sırınca darp olur. Tamam. Tevazu, tazarru, tevekkül, teslimle hariç olur. Devre dişi olur. Başka? Başka o kadar güzel şeyler var ki nasıl bir gösterin de ondan sonra Fatiha'mı çekeyim. Bir yukarı. Bugün bir tane telefon etti bana. Dedi ki ben sana ve Levent abi, Hasan abilere bir derslere bile getirmedim. Kırdım. Niye dedim ya? Ben dedi daha önce gelseydiniz belki o kadar günah işlemezdim dedi. Kusurum var dedi. Allah Allah. Kusur olduğu için ya nasıl battım diye kusura devam ediyor değil mi? Ama o kusur şimdi dört eli hayatını değiştirebilir. Elhamdülillah. Bir tanesi arıyor. Zamanı öyle. Abi senden de rahatlamak için söylüyorum. Hanımı boşayacağım. Niye boşayacaksın? Tam da adam bulmuş ha. Tahripçi adamı. Tövbe ya. Acayip bir şey. Ona biz şeytan melekle evlendirmeye çalışıyoruz sen de. Şeytanla dostluk kurmaya çalışıyorum. Acayip ya. Deli edecekler beni ya. Niye boşayacaksın lan? Abi namaz kılmıyor. E şimdi mi aklına geldi lan şimdi? He? Abi ikimiz de cahildik. Tamam. Peki sen cahildin. Hidayet nasip oldu. Başladın. O şimdi. Peki namazsıza ceza verilecekse o zaman sen bugün yaşamayacaktın. Sen çünkü namazsız hayatın vardı. Şimdi namaz oldu. Olmayan zamanlarda Allah niye sana ceza vermedi? Mühlet verdi değil mi? Tanıdın. Ona da mühlet ver. Allah'ın ceza vermediğini sen mi ceza veriyorsun? Bak eğer namazsıza ceza verilecekse sen bugün hidayet bulamayacaktın. Günahsız yerin dibine olacaktıysa hiçbirimiz burada olmayacaktık. Allah ne yaptı? Mühlet verdi, imkan verdi, tövbe verdi. Dinde o kadar hoşuma gidiyor ki tövbe sistemi çalışması, yazılım sistemi var. Yani günah ettin tamam. Sebabeti daha hiç değişmez. Öyle bir şey yok. Günah da değişir kardeş. Sebap da değişir. Bir imansız olursun hepsi sıfır. Devlete sıfır. Günah. Günah da değişiyor. Tövbeyle genetiğini değiştiriyorsun. Adam bilgisayarı çökertiyor ya. Bilgisayarı almayadan benim bilgisayar bozuk. Tenviva mı? Tenviva mı? Bir program var. Gir abi dedi. ID numarası. Bilmiyorum ya. Efendim bir de şifreyi veriyorum. Almayadan geliyor ben seyrediyorum bilgisayara. Bilgisayarımı tamir ediyor. Allah Allah. Ulan sen de gir. Genetiğini değiştir şeyin ya günah. Gir içeriye uzaktan kumandayla. Darmadağını. Tövbe kapısını açık yapmamış. Ne güzel bir dünya. Yaptın yaptın bitti. Yok. Tövbeyle değişiyor. Yazılım değişiyor ya. Tövbe eden haftan mahkum kalmaz. Diye. Allah Allah ya. Zembeler. Okuyoruz. Allah Allah ya. Mahrum kalmaz ki. Elhamdülillah. İyi ki Müslümanız. İslamiyetimizin kıymetini bilmek lazım. İmanın kıymetini bilmek lazım.
Son cümlem, Allah'ımızın kıymetini bilmek lazım. Allah'ımızın değerini, kıymetini bilmek lazım. O bilenlerden eylesin Cenab-ı Hak. Allah'ın kıymetini, değerini bilenlerden. Ya Rabbi, bu haleti ruhiye, şu anda verdiğin haleti ruhiye üzerine canımızı al ya Rabbi. Amin. Ne zaman alacaksan bu haleti nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Hazreti Ali huzuru etem, huzuru tam olmak için ifrit huddam istemiş hizmetçi etrafına. Onu hangi esma ve sıfatınla yarattınsa biz de o esma ve sıfatı şefaatçi yaparak ifrit huddam istiyoruz ya Rabbi. Amin. Nasip eyle. Amin. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِنَ الْفَاتِحَةِ مَا السَّلَوَاتِ